Pankuş'tan herkese mutlu günler. Beyazıt Karataş konuğumuz. Bu sefer Amerikan, Türkiye'deki Amerikan üslerini konuşacağız. Acaba gerçekten Amerikan üsleri mi? Tabii onun da tartışması var. İncirlik başta olmak üzere. Tabii Kürecik, İncirlik buralar tartışmalı yerler. Diyarbakır tartışmalı yerler. Amerika bu bölgeleri yıllarca kullandı. Hala kullanmaya devam ediyor. İncirlik'te Amerika şu an konuştu ve hala da o kanser hücresini kaldırıp atabilecek bir irade ortaya çıkmış değil. Şunu soracağız önce. Bu incirlikte nükleer silahlar da var. Bunu Beyazıt Komutan, Beyazıt Karataş Komutan defalarca anlattı. Ve orada nükleer silahlar nasıl bir tehlike arz ediyor? Bunları da soracağız. Ama önce bu üsler neyin nesi? Bu üslerden kurtulacak mıyız? Kurtulmalı mıyız? Ne yapmalıyız? Onu soracağız. Komutanım ne yapacağız? Kurtulacağız mı incirlikten? Şöyle. Şu anda bu programda Pankuş'ta diyelim ki Pankuş 65, 70 İncirlik'le ilgili bir program yaptık değil mi? İnan Pankuş 2500'de de İncirlik'i konuşacağız. O kadar yani. 1951 yılında, o zaman konuya şöyle başlayalım. 1951 yılında temeli atılıyor. 1954'te İncirlik oluşuyor. Neden İncirlik'te başladık? Aslında Türkiye'de başka NATO ve ABD varlığı olan bölümler de var. Ama hadi İncirlik'te başladık, devam edelim. 1960'lı yıllarda Amerikan casus uçağı Rusya, Sovyetler Birliği üzerinde vuruluyor. Türkiye 3 gün sonra haberi oluyor. Balonlarla önce bir meteoroloji keşfi yapacağız diyorlar. Sonra U-2 keşif uçaklarını getiriyorlar. Orta Doğu'da yapılan her türlü faaliyete Amerikan askerleri geliyor. İncirliği kullanıyor. Türkiye'nin herhangi bir tepkisi yok. Libya bombalanıyor F-11'lerle. Yine İncirlik'ten kalkıyorlar. Hedef şaşırtmak için bombalıyorlar. Filistin'de bir müdahale var. Ürdün'e Amerikan askerleri gidiyor. Yani tarih boyunca İncirliği Amerika Birleşik Devletleri elinin yani at koşturuyor. En can alıcı, canımızı yakan ve Irak'ın kuzeyindeki oluşuma sebep veren, kuzeyden keşif harekatı ve çekiç güç harekatı dediğimiz, 1. Körfez Harbi ile başlayan ve 2. Körfez Harbi ile biten, 1991'den 2003 yılına kadar 12 yıl süreyle devam eden ve İncirlik ana olarak kullanılan ve buradaki savaş uçaklarının, yakıt ikmal uçaklarının, havada ikmal kontrol uçaklarının kullanıldığı bir çeteye ev sahipliği yaptık biz İncirlik'te. Çok özür diliyorum. Burada şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yani bu her sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Her defasında Amerika çekiç gücü burada kalsın mı kalmasın mı her sene el kalktı. Bu bahsettiğiniz 12 yıl boyunca. Yani bu o dönemlerde bizi yöneten o insanların aslında bir şekilde Kuzey Irak'taki oluşumda nasıl bir paylarının olduğunu aslında hesabının da verilmesi gerekiyor. Ben bunu da söylemek istiyorum. Buyurun devam edin komutanım. Ben şöyle söyleyeyim. İncirlik konusuyla ilgili, Kuzey'den keşif harekatı ile ilgili 2. Hava Kuvveti Komutanlığı Diyarbakır'ın 1999-2001 yılında albay rütbesiyle harekat başkanlığı görevini yaptım karargâhta. O zaman çok daha yakından tanıştım ben. 99, bakın 2001, yani neredeyse işte 2003'te de 2. Körfez Harbi başlayacak ve İncirlik'teki kullanıma son verecek. Son 4 yılı içerisindenin 2 yılında görev yaptım. Ben şunu çok net olarak söylüyorum, hiç kimse kusura bakmasın. Bazıları İncirlik'te şöyle oldu da böyle oldu da kontrol ettik de falan filan. Hayır değil. İnanın bu son 4-5 yılına girene kadar hem mecliste 6 aylık periyotlarla biz İncirlik'teki görevi uzatıyoruz. Çekiç güç görevlerini yani Kuzey'den keşif harekatını uzatıyoruz. Bir iki muhalif ses olmasına rağmen son 4-5 yılda yavaş yavaş Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir uyanış. O da Abdullah başladı. Öcalan, PKK saldırıları, şunlar bunlar falan. Bakın 99-2001 diyorum. Tabii. Şimdi Kuzey'den keşif harekatında bomba yüklüyorlar. Genç pilotları işte onların National Guard dedikleri pilotlarını getiriyorlar. Harekat sahasında eğitiyorlar. Neymiş? 1991'den örneğin 1999-2000 yılına kadar 9 sene geçmiş hala Saddam'ın uçak savarları varmış. Her yeri bombaladılar. Bunun bir de güneyi var biliyorsunuz. Güneyden keşif harekatı var. Şimdi biz ne yaptık? Irak'ın kuzeyindeki bu oluşuma ev sahipliği yaptık değil mi? Şimdi aynı şekilde Suriye'nin kuzeyindeki oluşuma ev sahipliği yapmak mı istiyor Türkiye Cumhuriyeti? Ne yaptık? Başlangıçta IŞİD'le mücadele adı altında PKK'ya yer açtık değil mi? Politikamızdan geri döndük.
Hemen arkasından işte Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı yaparak koridoru kestik. O çok önemli bir hamle. İdlib'de işte 12 noktada gözlem noktası var. Oralarda görev yapıyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusuna geçmeyelim, işte Münbiç'te faaliyetler yapmayalım diye siz zannediyor musunuz ki Türkiye Cumhuriyeti üzerinde olan baskılar sadece S-400 alırsan F-35 vermem? Bunların hepsini Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Kafkaslar, İran'la ilişkiler, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz olarak düşünün. Yani bu politika böyle hani S-400 üzerinde veya F-35 üzerinde tartışmayalım lütfen. Biz onları teknik olarak veya ufak böyle perde arkası olaylarını anlatıyoruz ama bunu Türkiye'nin baskı altına alınması oluşturulacak olan devlet veya devletçiklerin altyapısını hazırlamaya yönelik olarak Türkiye'nin yapabileceği hamleleri engellemeye yönelik olarak da görmek gerekiyor. O nedenle Türkiye'de ABD ve NATO varlığı şöyle. O böyle sosyal medyada dolaşan bir harita var. Her yerde kulakçıklar, antenler var falan. Hayır, öyle bir şey yok. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprağı. Biz müsaade ettiğimiz müddetçe ancak ev sahipliği yapıyoruz. Yani ev sahibi ülke izin verdiği müddetçe NATO veya ABD güçleri burada bulunuyor. İncirlik NATO üssü değil, ABD üssü değil. Ortak kullanımlı bir üs. Türk ve ABD'li komutanlar var. Orada bizim bir tuğgeneralimiz var. Aynı zamanda bizim tanker uçaklarımızın da ana üssü. 39. Hava Üssü diye geçiyor. Başında bir Amerikalı albay var. Can alıcı noktası, burası çok önemli bir stratejik üs. Aynı zamanda lojistik üssü. Hemen isterseniz şöyle söyleyeyim ben. Afganistan işgalinden sonra CIA uçaklarının da sorgulamak için inip kalktığı üslerden bir tanesi burası. Hani IŞİD'li şeyleri veya El-Kaide Taliban militanlarını falan toplayıp getirip bir yerlerde sorgulayıp işte Guantanamo'ya falan götürüyorlar. Polonya'ya kadar sorgulama yerleri var. İşte bu uçakların gelip gittiği yerlerden bir tanesi, CIA uçaklarının da inip kalktığı üslerden bir tanesi burası. Şimdi burada 50 adet Soğuk Savaş döneminden gelen, o zamanki tipi farklı, şimdi ise biraz farklı olan B-61-3/4 veya 3 veya 4 dediğimiz bombaları B-61-12 bombalarıyla değiştirdik. Ne bombası bunlar? Şimdi bunlar uçaklardan atılabilen nükleer bombalar. Uçaklardan atılabilen. Ama şu anda değiştirilen bombaların gücü Hiroşima'ya atılan bombanın yaklaşık en az 4 katı. Bakın en az 4 katı çünkü bu bombaların bir özelliği var. Gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki Hiroşima'ya atılan bomba şimdi? 50 adet nükleer 50. Bomba. Şimdi bu bombalar eskiden de incirlikteydi. Hemen bir bilgi vereyim ben. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası bize silah ambargosu uyguladığı zaman Amerika, biz de onlara karşı üslerin kullanımını kapatmıştık. Fakat İncirlik'teki 50 nükleer bombanın kullanımını serbest bıraktık. Eğer bir ihtiyaç olursa Amerika Birleşik Devletleri oraya intikal edip 50 nükleer bombayı kullanabilecekti. Bakın bu nükleer o kadar önemli ki Amerika Birleşik Devletleri bu bombaları taşıdı. İşte Yunanistan'a götürdü, Romanya'ya götürdü. Hayır, hiçbir yere götürmedi. Bu bombalar burada duruyor. Şunu mu diyorsunuz? Yani nükleeri Amerika istediği zaman kullanabilir. Buradan kaldırıp böyle bir... Bu uçakların, bu bombaların kullanma yetkisi Türkiye'de değil. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de de kendi uçaklarımızdan atılan nükleer bombalar vardı. Ama bu nükleer bombaların sahibi yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Çünkü nükleerde şöyle bir politika var. Nükleerin sahibi kimse kontrolünde o yapar. Bunu öyle herkese veremezsiniz. Çünkü kendi kontrolü dışında kullanma tehlikesi olabileceği için. Filmlerde falan izliyorsunuz değil mi? Nükleer bombalar dolaşırsa falan ne olur diye. Soğuk Savaş döneminde vardı. Uçaklarımızdan atılan vardı. Hatta başlangıçta topçu birliklerimizde de vardı. Topçu birliklerimize kalktı. Uçaklarımızdaki kullanım da kalktı. En son 2000-2001 yıllarında falan tamamen İncirlik'te 50 adet nükleer bomba kaldı. Bunlar da şu anda Amerikan F-16 ve F-15 uçakları tarafından kullanılıyor. O zaman hemen şöyle bir bilgi verelim. İncirlik'e böyle bir şekilde bu kadar böyle sorunlar falan varken F-15 ve F-16'lar geliyorsa Avrupa'daki birliklerinden, bilin ki buradaki nükleer bombaların tekrar sertifikasyonu ile ilgili, kullanımı ile ilgili, yüklemesiyle, bindirmesiyle ilgili bir işlem yapılacaktır. Bu bilgiyi de paylaşalım Pankuş izleyicilerle. Şimdi büyük bir tehlikeden bahsediyorsunuz komutanım. Yani kullanımı serbest bir nükleer silahtan, atom bombası. Yani atom bombası o zamanki ismi. Şimdi bu Türkiye için bunun nasıl bir tehlikesi var? Nasıl bu tehlikeden de kurtuluruz? Şimdi siz nükleer silahı ev sahibi yaparsanız, aslında ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu yaklaşık 2 yıldan beri, 3 yıldan uğraşıyorsunuz, beri anlatıyorum. Anlatıyorsunuz. Ama yurt dışında bu işle uğraşanlar bunu yıllardır anlatıyorlar. Türkiye'de zaman zaman, bakın mecliste de soru önergesi verilmiş. Bazı basın mensuplarımız da bunu yazmışlar. Ama nükleerde sessizlik politikası uygulanır. Devlet bunu ne reddeder, ne kabul eder, ne de cevap verir. Biz şimdi konuşmaya devam edeceğiz ama bu konuşmamız onları rahatsız ediyor. Çünkü Türk halkı ne kadar bilgilendikçe yönetenler o kadar rahatsız oluyor. Bakın bunu hiç unutmayın. Geçmişte söyledim ben.
İşte uçak düşüyor. Amerikan uçağı düşürüldü Sovyetler Birliği tarafından. Türkiye'yi yönetenlerin 3 gün sonra haberi oldu. Kimse haber vermedi. Türkiye'ye Jüpiter füzeleri yerleştirmişler 1963'te. Küba krizi patlak verdi. Küba krizindeki nükleer silahlarını çek dediler şeye, Rusya'ya, Amerika, Sovyetler çek. Birliği'ne. Tamam ama sen de o zaman Türkiye'dekini çek deyince Türkiye öğrendi. Yani Amerika kılıf hazırlamayı sever. Amerika'nın yönetim tarzında bu var. Aldatmayı sever, sahteyi sever. Sonra da özür diler. Kusura bakma der. Bedeli neyse öderim der falan filan. Şimdi incelikte ev sahipliği yaparsanız siz de nükleer hedef olursunuz. Buradan kalkacak bir uçak birinin canını yakarsa, ki buradaki hedef İran ve Rusya, o zaman onlar da sizin canınızı yakarlar. Sadece başlangıçta İncirliği vurduktan sonra eğer bu iş tırmanırsa Ankara'da hedef, İstanbul'da hedef. Ki İstanbul birinci hedef. Hatta Soğuk Savaş döneminde şu anda Rusya'da çok önemli bir görevde bulunan eski bir havacı, bu İncirlik'teki nükleer bombalar konusu tekrar gündeme geldiğinde Rusya'da bir kanala röportaj verdi. O zaman Eskişehir'deki nükleer, o zaman uçaklarımız, bizim kendi uçaklarımızda nükleer bomba kullanıyordu. O zaman ona verilmiş göreve göre kalkıyor, Bulgaristan üzerinden geliyor. Eskişehir'deki nükleer silahların olduğu yeri vuracak şekilde hedef planlaması olduğunu anıları sırasında röportajında anlattı. Şu anda Rusya'nın en önemli uzay ve diğer konulardaki çok yetkili birisi. Dolayısıyla hedef olursunuz. Şimdi burada İncirliğin ortak kullanımlı bir üs olduğunu ve NATO üssü olmadığını söylemiştik. Bu özel bir anlaşmayla, yani 1980'de en son bir kere daha düzenlenmiş savunma ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde kullanılıyor. Biz müsaade ediyoruz. Başka? Türkiye'de herhangi bir şekilde NATO üssü yok. Yine ev sahipliği yaptığımız Diyarbakır. İşte Diyarbakır'a gelmeden önce şeyi söyleyeceğim. Malatya. Kürecik var. Malatya Kürecik'teki NATO kisvesi altında gelen aslında Amerikan radarı var. Ona bahsedeceğim, tekrar döneceğim. İşte Amerikan Büyükelçiliği, Konsolosluğu, Savunma İşbirliği Ofisi, şu anda İzmir'de Müttefik Kara Komutanlığı, Çili'de küçük bir lojistik birlik, bizim NATO'ya tahsis ettiğimiz, bakın NATO'ya tahsis ettiğimiz çabuk reaksiyon kolordusu, 3. kolordu olarak bilinen İstanbul'daki kolordu. Mükemmeliyet merkezlerimiz var. İşte terörle mücadele mükemmeliyet merkezi, barış için, ortaklık için eğitim merkezleri. Yani NATO ile ilgili yaptığımız çerçeve de var ama Türkiye'de hiçbir zaman NATO üssü veya ABD üssü olarak kullanmayalım. O zaman işte biraz önce söylediğim gibi moral bozukluğu, hayal kırıklığı içeriyor. Amerika bizi işgal mi diyor değil. Hayır, ev sahibisiniz. Şimdi deyin ki siz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer bombalarını al git deyin. Bakın kapınıza gelip yalvaracaklardır. Çünkü neden? Buradaki nükleer bombalar İran'a tehdit teşkil ediyor. Rusya'ya tehdit teşkil ediyor. Ve İsrail'in de güvenliğini sağlıyor. Şimdi bu bombaları alıp... Kürecik de aynı. Kürecik ise... Tabii savunma şöyle diyelim, ama nihayetinde İsrail'i koruma amaçlı yapıldığı, defalarca konuşuldu. Elbette. İran'a karşı bir olası, bir İran'dan gelecek bir saldırıya karşı İsrail'i koruması. Şimdi bir füze savunma sistemi içerisinde birçok ağlar var. Ağlar var. Bu ağların içerisinde bu bir ileri radar. Bunun gerisinde terminal radar dediğimiz ve yine hava savunma füzeleriyle beraber olanlar var. Şimdi bu radarın bir özelliği var. Neden Kürecik? 2011 yılı sonuyla 2012 yılı başlarında geldi bu radar buraya. 2010 yılında NATO'da yapılmış görüşmelere kadar dayanıyor bu. Şimdi İsrail'de var aynı radardan. Kürecik'e koydular. İşte Körfez ülkelerinde var. Katar'da vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde muhtemelen yerleştirildi. Şimdi her radarın bir İran içerisinde gördüğü bir yer var. Menzili var. İşte Türkiye'ye eğer bu radarı koymasalardı, İsrail İran'ın asıl nükleer silahların olduğu veya balistik füzelerin olduğu yeri göremiyordu. Türkiye'ye koydukları bu radarla İsrail'in göremediği, yani İsrail'in emniyetini sağlanacak olan bir menzile ulaştı. Bu haritalarla bazı arkadaşlarımız bunu çok güzel şekilde çiziyorlar, paylaşıyorlar. Hatta Fazıl Esat Altay diye bir arkadaşımız var, bir mühendis arkadaşımız. Bunu ayrıntılı olarak paylaştı. Onun paylaşımlarını herkes alıp buradan paylaşıyor. Buradan kendisine selamlar gönderelim. Yani kendisine Fazıl Esat Altay'a buradan selam söyleyeyim. Bu konularda da mühendislik kafasıyla, yaklaşımıyla çok güzel paylaşımlar yapıyor. Dolayısıyla siz şimdi diyorsunuz ki bunun anahtarı bende, gücü bende falan. Hayır, kimse de falan değil. Bunun anahtarı Almanya'daki merkezde. Buradaki bilgileri filtrelendiği zaman İsrail görmeyebilir veya Birleşik Arap Emirliği görmeyebilir. Filtreyi Almanya'daki merkez açarsa İsrail bu bilgileri görür. Gerginlik anında bu İsrail bu bilgileri alacak. Nereden alacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak. Şimdi ben başkasının güvenliği, bakın bir şey daha söyleyeyim ben. Bazı yine emekli asker arkadaşlarımız konunun dışında buradaki radarın Türkiye'nin füze savunma sistemine de katkısı olur. O nedenle Patriot alalım diye lobicilik yapıyor ama bakın terminal, yani
terminal High Altitude Air Defense diye geçen TAAT dediğimiz sistem içerisinde Türkiye'nin önünde bulunan bu ileri üstteki radarla arkadaki petrol sistemleriyle falan siz bize savunma sistemi yapamazsınız. O çok farklı bir ağ sistemi. Bunun içerisinde gemiler var, uydular var ve bunların bütün hepsi hatta Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasına yönelik olan bir füze savunma sistemi. Şimdi ayrıntıları ben burada teknik olarak girmeyeyim. Yani böyle Türkiye'ye falan faydası yok. Hatta şöyle bir şey daha var. Eğer gerçekten ki öyle bir şey söz konusu değil. Kasi Şirin'den beri biz İran'la da aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Bir füze atılsa bile sizin yani farklı füzeler var. Menzil olarak 500'e 3000 kilometre, 5000 kilometre diyelim ki daha farklı menzillere, kısa menziller, kısa menzil olan füzelere falan zaten herhangi bir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Yani Türkiye'nin belli bir toprak yapısında hatta Ankara'ya, İstanbul'a kadar gelene kadar siz öğrenmek isteseniz de bu düşman olarak kabul ettiğiniz ülkelerdeki füzeleri önleyemezsiniz. Bunların hepsi Avrupa'nın ortasına İngiltere'ye kadar ulaşır ve hatta Atlantik'ten öbür tarafta Amerika'ya yönelik olan füzelerin yani uzaya çıkıp seyahat eden füzelere yöneliktir. Kürecik Türkiye'yi korumaz diyorsunuz. Hayır, Türkiye küreciği korumak için değil, açık söyleyeyim ben İsrail'i korumak için birazcık Avrupa, birazcık da Amerika. Biraz küçümsedim ama böyle bak basit şekilde anlatayım ben. Çok mantıklı. Şimdi bir konu vardı onu söyleyeyim. Onu Diyarbakır'da IŞİD'le mücadele altında 3 silahlı helikopter. 2 de silahlı ulaştırma uçağı gelmişti 2015 1 Ekim'inde. Onlar görevleri bitti ayrıldılar fakat oraya kurdukları o prefabrik binalar Diyarbakır Hava Üssü'nün batısında duruyor. Yani kirlettiler. Benim üst komutanlığı yaptığım için benim orada epey emeğim var. 6 sene görev yaptım ben orada çeşitli rütbelerde. En son üst komutanlığı da yaptım. Benim üstümü kirlettiler. Benim Türk toprağımı kirlettiler. Yani siz ev sahipliği yapıyorsunuz ama karşı tarafın samimiyetsiz olduğunu bir kere daha vurguluyorum. İncirlik konusunu unutmadan söylemiştik. Malatya Küreci'yi söyledik, Diyarbakır'ı söyledik. Bu arada hemen diğer NATO ve ABD unsurlarının bulunduğu ama bizim ev sahipliği yaptığımız zaman anlaşmalarla onlara açtığımız yerler var. Onun haricinde öyle çok büyük bir şekilde böyle Türkiye'ye işgal edilmiş veya Türkiye işgal altında falan anlamında herhangi bir konu yok. İncirlik'te şu anda herhangi bir savaş uçağı yok. Tanker uçakları var. Tanker uçaklarının yanında ara sıra istihbarat uçakları gelip gidiyor. Bir de ulaştırma uçakları devamlı malzeme taşıyorlar. Çiğli'ye getiriyor. Çiğli'deki o küçük Amerikan birliği alıyor bunu. İşte müttefik kara komutanındaki Amerikalıların ihtiyacını karşılıyor. Başka yerlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama en can alıcı nokta Suriye. Suriye, Fırat'ın doğusu. Bunlardan Münbiç, Doğu Akdeniz, Ege. Bütün bunların hepsini dikkate aldığımızda karşımızda bir çete var. Bu çetenin başını Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Ve sakın S-400'ü bir kere daha tekrarlıyorum. S-400 olarak görmeyin. S-400 bir, sadece bir semboldür. Altında yatan neden? Bak benim istediğim politikaları uygula. Uygulamazsan ben sana hiçbir şey aldırmam. Dizlerinin üstüne çökertirim diyor. Türkiye dediğim gibi yalnız değil. Yeni müttefikler, yeni dostlar olur. Bizim yalnızlığımız veya bizim tehlike altına girmemiz küresel düzen içerisinde başkalarının tehlike altına girmesi demektir. Örneğin Rusya'nın, İran'ın tehlike altına girmektir. Dolayısıyla el birliği yapacağız. Çevre ülkelerle işbirliğini geliştireceğiz. Ben Şam'a iki kez gittim. Önce Rus uçağının düşürülmesinden sonra daha sonraki 2015 Aralık ve 2016 Mayıs ayında gittim. Moskova'ya gittik. İnanın herkes bu işbirliği konusunda Türkiye ile eski o Soğuk Savaş döneminin yanlış algıları üzerinden, Amerikan ve CIA algıları üzerinden değil, farklı algılar üzerinden gitmemiz gerekir. Örneğin o zaman eğer biz Rusçuysak veya Ruslarla ilgili bağlantısı varsa o zaman binlerce, milyonlarca Rus turist Antalya'ya niye tatile geliyor? Veya sizden malzeme alıyor. O zaman siz niye doğalgaz alıyorsunuz? O zaman bütün bu boru hatlarının Türkiye üzerinden geçmesi için neden işbirliği yapıyorsunuz? Bağımlılık mı istiyorsunuz? Bağımlılıklar bunlar. S-400 önemli bir stratejik üstünlük sağlayacak, caydırıcılık sağlayacak, hareketli olması nedeniyle ülkenin merkezi, doğusu, batısı olacak. Bir soru sormuştun aradan kaybolmadan, onu da bu arada söyleyeyim üstlerden açıldığı için. Soruyu da şöyle atlatayım ben. S-400'leri aldığınız zaman ondan sonra işte sadece Türk uçaklarını da vuracak, işte Rus uçaklarını falan vuracak. Bu da bir şey daha söyleyeyim ben. Bir uçak istediğini vurur. Bir hava savunma sistemi istediğini vurur. Bundan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman fiziki ve elektronik tedbirler uygularsınız. Gelen füze vurmaz sizi veya karıştırma yaparsınız. Onun tedbirleri ayrı, o ayrı bir konu. Ama böyle füzeye oturuyorsunuz, yüklemişsiniz veya ne bileyim işte Amerikan sistemleri var. Onu vurayım, bunu vurmayayım. Hayır öyle bir şey yok. Siz kim istiyorsanız onu vurma şansınız var. Hem uçakta hem füzede. Şimdi üsler konusundaki bilgiyi verdim. İncirlik konusunu verdim. Dolayısıyla
diyelim ki Türkiye'ye karşı zaman zaman söyleniyor ama yüksek sesle söylenmiyor. Onlar devleti yönetenler yüksek sesle söyleyemezler. Üstü kapalı konuşurlar. Bu bizi rahatsız etmesin. Biz yüksek sesle söylüyoruz. Nedeni şu, ambargo mu uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri bize? Bizim de ambargoya karşı uygulayacağımız tedbirler var. O zaman Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği olan yeri cehenneme çeviririz. Irak'ın kuzeyini cehenneme çeviririz. İstiklal Savaşı'nda Karadeniz'den gelen tekneleri, gelen maddi yardımları, Çin şu anda ekonomik olarak bir atılım içerisinde çeşitli toplantılar yapıyor. Çin'den gelecek yardımlar, Pakistan'dan gelecek yardımlar. Libya bize Kıbrıs Barış Harekatı'nda dünyanın yardımını yaptı. Çıkartma yapacağımız gece kargo uçaklarımız, uçaklar için yüklenecek olan roketleri vesaire alırken biz ertesi sabah çıkartma yaptık. Kaddafi bize her türlü desteği verdi. Libya'ya sırtımızı döndük 2011'de. Libya'nın parçalanmasına katkı sağlayan bir ülke durumuna düştük. NATO belası yüzüne düştük. Fransa'nın borcu var Libya'ya, İtalya'nın borcu var, İngiltere'nin borcu var. Bizim borcumuz var. Borçlarımızı kapatmak için boynumuzu eğdik. Ama tarih bütün bu hataları yazıyor. Onun için benim buradan tavsiyem, içinizi rahat tutun. Böyle üsler konusunda 1974'te de dik durdu Türkiye. Ondan sonra da durdu. Hiç beklemediğiniz anda Türkiye Cumhuriyeti'nde oluşumlar olur. Yani düşmana karşı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi ben bunu her zaman söylüyorum. Atatürk etkisiyle bitireceğim ben yine bu bölümü de. Hiç kimse Türkiye'deki Atatürk etkisinin izini silemez. Mustafa Kemal'in askerlerini sindiremez. Öyle 300-500 bin kişiyle de falan bu ülkeyi işgal edemezsiniz. Gelirlerse ağızlarının paylarını alır diye ben tekrar bir moral konuşmasıyla bu bölümü de bitireyim. Tabii komutanım çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Bir de en sonunda şunu sizden duyalım. Beryasın.tv.com kurulacak. Kuruluyor. Neler söylemek istersiniz onunla ilişkin de bir sizden bir şey alalım. Şimdi Beryasın TV aslında beryasın.tv.com'u da bir yerde ne yapıyor? Reklamını yapmış ol. Şimdi YouTube kanalıyla ilgili olarak yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz görüntüler, misafirleriniz, açıklamalar, toplumda eğer önemli bir şekilde ilgi görüyorsa ben oradan şunun garantisini veriyorum. Beryansın.tv.com. Evet. Yani internet sitesi. Evet. İnternet sitesindeki bilgilerin de bu şekilde şeffaf, açık ve doğru bir şekilde uygun insanlar vasıtasıyla sizlere aktarılacağının garantisini veriyor demektir. Dolayısıyla yaptığınız işler yapacağınız işlerin garantisi anlamına gelir. Ben öyle bakıyorum. Dolayısıyla yine beryansın.tv.com diyelim, beryansın.tv diyelim. Burada yapılacak olan açıklamalara biz elimizden geldiği kadar yine destek vereceğiz demektir. Sadece ben değil, birçok değerli arkadaşımız ve misafiriniz oldu. O bilgilerle destekler verecekler. Sizler de eğer zamanınızı ayırıp arada yani böyle başına bakıp fotoğrafına bakıp yorum yapmak yerine birazcık böyle içerisine girmek, oradan cımbızla çekmek yerine o kişinin daha önceki yorumları veya arkasına bakarak şöyle küçük bir analiz yaptığınızda inanın devleti yönetenlerden daha iyi bilgi sahibi olmazsanız burada bak kesinlikle söylüyorum, garanti veriyorum. Çok daha farklı analitik yöntemlerle devleti yönetecek seviyeye gelirsiniz. Ve bunun garantisini Beryansın TV vermişti. Şimdi beryansın.tv.com verecek diyorum. Bu şekilde ben çok teşekkür ederiz. Görüşlerimi çok size paylaşayım. Beryansın.tv.com için gerçekten çok önemli bilgiler, çok önemli haberler olacak. Onun bir buradan sözünü verelim. Bir onu söyleyelim. Arkasından da sizlerin desteği olmadan da hiçbir şey yapamayacağımızın da altını çizelim. Çünkü arkamızda herhangi bir sermaye, herhangi bir güç yok. Herhangi bir partinin değil, bir kanalda değil, sitesinde değil. Aynı zamanda herhangi bir oluşumunun da değil. Sadece ve sadece vatanı seven insanların oluşturduğu bir platform. Umarım doğru bilgiyi doğru yerde, doğru şekilde ayakları bu topraklara basan insanlar tarafından sizlere vermiş olacağız. Diyelim komutanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başka bir Pankurs'ta görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.